Bu haftaki programımıza sanayisi ve ekonomisiyle asırlar boyu bağlantı bölgelerinden biri olan Adapazarı'ndan devam ediyoruz. Adapazarı bölgesindeki ilk durağımız Agdaş. 700 kilometreye yakın bir alanda hizmet veren Agdaş yatırımlarını her geçen gün artırıyor. Agdaş bölgedeki çalışmaları sayesinde doğal gaz konusunda 2003 yılı itibariyle Sakarya'ya yaptığı yatırımlar ve kente sağladığı katma değer nedeniyle Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 2010 yılı çevre ödülüne layık görüldü. Agdaş'ın başarılı çalışmaları hakkındaki detayları kurum yetkililerinden dinledik. Agdaş 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla imtiyaz alan Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla kurulmuş Adapazarı. O zaman Adapazarı Belediyesi, sonra Büyükşehir Belediyesi. 2001 yılında ilk özelleştirme için ihale açmış, bir kısım hisselerini satmış ama 2003 yılında Erdem Holding hisselerin %90'ını alarak Agdaş'ın sahibi olmuş. 2003 yılında Agdaş'ın sahibi olduktan sonra o güne kadar şehir içerisinde hiçbir yatırım fırsatı bulamayan Agdaş, 2003 yılında Mayıs ayında temel atmasıyla başladığı yatırımına Ekim ayında gaz vererek şehir merkezine işini tamamlayıp vatandaşa ilk gazı tanıştırmış olmuştur. 2004 yılında 2005, 2006, 2007 her yıl 100 kilometrenin üzerinde yatırımlarla bu kendi lisans alanındaki sorumluluklarına devam etmiş. Ama 2008 yılında en büyük atılımını yaparak yaklaşık 700 kilometrelik bir yatırımla sorumluluk alanındaki dağıtım bölgelerinin %90'ına gazı götürmüş durumda. Böylece şu anda 1600 kilometrelik yatırım hattı olan, 90 bin abonesi olan bir kurum haline gelmiştir. Adapazarı'nın genelinde konut sayısı bellidir mücavir alan içerisinde. Bu 90 bin aboneyle Agdaş şu anda bu kadar kısa süreç içerisinde penetrasyon dediğimiz, yani hizmet götürdüğü vatandaşın abone olma oranıyla %60-70'lerin üzerine çıkarak büyük bir başarı sağlamıştır. Agdaş markalaşma çalışmalarına büyük önem veriyor. Adapazarı'nda Agdaş'ın algısının ne olduğu hususunda 2009 yılında yönetim kurulumuzun aldığı bir kararla biz bir kere nasıl algılanıyoruz, marka nasıl olacağız? Bu bağlamda çok büyük kendi personelimize ve diğer iletişim ağlarıyla bir faaliyette bulunduk. Bu faaliyet sonucunda şunu gözledik ki daha önce işte Adasu gibi yıllardır bu şehre hizmet vermiş su ve kanalizasyon hizmeti veren kurumla SEDAŞ gibi elektrik hizmeti veren yıllardan beri veren bir kurumun tanınırlığının yaklaşık %10 altında bir seviyeye ulaşmak için çok büyük çaba sarf ettik ve bunu sağladığımız için de mutluyuz. Yani artık Adapazarı'nda Agdaş diye bir kurumun, Erdem Holding'e bağlı bir kurumun olduğunu bütün vatandaşımız biliyor. Agdaş, Sakarya halkına daha rahat bir ortamda hizmet verebilmek için yeni binasında yapılanmaya hazırlanıyor. Şanımıza yakışan bir hizmet binasını yakın bir tarihte başlatacağımızı ve vatandaş bize geldiği zaman kuyrukta sıkışık vaziyette beklemeden oturup çayını içerek abonelik hizmetini ve ödemesini yapacağını şimdiden duyurmak isterim. Çok kısa sürede Allah nasip ederse bu işi yapmış olacağız. İkincisi de her türlü şeylerini bizim şikayet kutumuzdan, bizim iletişimimizden, web sayfamızdan her türlü bilgiyi öğrenip bize ulaşmalarını bekliyorum. Onların bizde mutlu olmaları bizi de mutlu edecektir. Pazarlama Müdürü Mücahit Alkan da çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2009 yılı itibariyle şirketimiz pazar odaklı bir yapılanma süreci içerisine girdi. Ve inanın yaptığımız faaliyetler neticesinde o kadar güzel geri dönüşler aldık ki aslında bunun en net göstergesi aldığımız rakamlar. 63 bin abone ile başladığımız kampanya neticelerinde yaklaşık 27 bin bir abone ile aldığımız abone ile 90 bin rakamını aşmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl iki tane abone kampanyası yaptık. Bu yıl ise
ilkini şu an görselin önünde olduğumuz herkese doğalgaz kampanyasıyla yaklaşık 10 bin civarında bir abone aldık. Bu rakamlar Adapazarı ölçeğinde, Sakarya ölçeğinde hakikaten önemli rakamlar. Bizim çok yoğun bir pazarlama aktivite sürecimiz var. Nedir bunlar? Kahvehane toplantıları, birebir ev ziyaretleri, muhtarlarla periyodik toplantılar, okul sunumları. Mesela geçen yıl 40 tane okulda sunum yaptık. Bunlar da hakikaten bizim için önemli aktiviteler. Bunun yanında çok yoğun bir medya iletişim programımız var. Gazeteler, TV'ler, radyolar. Bunun yanında yine Billboard ve Raket gibi açık dış mekandaki reklam noktalarını yoğun bir şekilde değerlendiriyoruz. Agdaş halkla iletişim için her türlü iletişim organlarını kullanıyor. Biz bu kampanyaları yaparken bize hep şu söyleniyordu. Eyvallah Agdaş çeşitli kampanyalar yapıyor, doğalgaza geçişi sağlıyor ama insanlar asıl tesisatı yapmakta zorlanıyor. Bu konuda lütfen bir proje üretin dendi ve biz bir yıldır bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürdük ve bu yıl Mart itibariyle de yeni bir kampanya başlattık. Bu kampanyamız da bir finans kuruluşuyla, bir bankayla anlaşmamızı yaptık ve Agdaş'ın yetkili olduğu bütün firmalar şu an 15 ay vadeyle 0 faizle tesisat yapabiliyorlar. Ve bu sadece 15 ayla da sınırlı değil, 36 aya kadar da vade imkanı var. 15 aydan sonra ise çok cüzi faizlerle yine tesisatı yapma imkanı sunduk.